Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Artık tanıyorsunuz beyefendiyi, aşkın samuray Bayraktaroğlu. Canlarım, bundan sonra aşkında bir karar aldık, uygulayabilirsek. Her hafta bir kez konuşacağız ama öyle saatlerce değil ve ben konuşacağım. Ben konuşmaya alışmışım, ben konuşamayınca deliriyorum. Haliyle... O daha az konuşmayı sevdiği için o soru sorsun diye düşündük ama soru değil ya. Soru değil, sohbet. Peki soru sor yine mi? Analiz yaparak soru sor ya. Merhaba herkese. En azından ben bugün için sorular hazırladım. Sorumu soracağım ve gerçekten olabildiğince az zamanınızı almaya çalışacağım. Sorumu sor tabii, sorumu sor. Ben şöyle döneyim biraz sana. Nasıl rahat edersen. Senin evindeyiz. Canlarım biraz sohbet ederken baba oğul hani gözlerine bakayım. Evet. Sevgili babacığım. Sor bakalım. Sevgili babacığım. Sor bakalım. Sor bakalım canım evladım. Şimdi haftanın yoğun gündem maddesinden birkaç tane soru sormak istiyorum. Bunlardan birincisi, şimdi sen bu son CHP'nin saraya gitmesi mevzusunda Rahmi Turan'ın yanında değil de gazeteciliğin yanında yer aldın. Bir de insanların hatalarına bu kadar çok hapsedilmelerini doğru bulmuyorum. Anlıyorum ama sana şunu sormak zorundayım. Sor tabii canım. Bizim nesil adına. Sonra ben hiç kızmam sana. Bir bakıma kendi neslim adına ve yalnız bizden sonraki... Yalnız tokatlamadım, tokatlayabilirim. Çok fazla üstüme gelme. Bunu söylemiyordu da ne zamandır ya. Tamam, okey. Şöyle söyleyeyim sana. Çok demokrat bir babayımdır. Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi bizim nesil için ve bizden sonraki nesiller için, geçmiş tarihe, Türk tarihine bakanlar için. Rahmi Turan, kabul ediyorum duayenliğini ama karanlık bir dönemin duayeni. Yani... Onun çok gençlerim o zaman tabii ama. Onun gazetecilik yaptığı dönemin gazeteciliği de karanlık bir dönemin gazeteciliği. 60'lı yıllar ya. Ona bakarsan yani Rahmi Turan'ın eleştirilen gazeteciliği 60'lı yıllar. 80'lerde de vardı. Rahmi Turan hep 70'li var. Yıllar. He, ve bizim çocukluğumuzda okuduğumuz ve sonradan aklımız biraz daha başına geldikten sonra bugünkü aklımızda eleştirdiğimiz çoğu haberlerin ya da habercilik tarzının hamisi ya da işte temsilcisi idi Rahmi Turan. Ve Rahmi Turan'ın tarzındaki gazeteciliği sen savundun. Bak. Şimdi Rahmi burada Turan'ın... bir sana ön sözde yazdığım bir şey vardı, hatırlıyor musun? Yine mi kalbinin götürdüğü yerde mahsur kaldın? Ben bunu merak ediyorum. Ya ben Rahmi Turan'a sevgim, saygım var. Bir defa yıllarını vermiş bir insan. İnsanlar kendine seçtikleri bir tarzda başarılı olurken eğer toplum ahlakına, toplumun eğitimine zarar vermiyorsa gazeteciliği bir tarzdır ya. Onun tarzı olur. Bunların pazar gazeteciliği diyorsun galiba siz ona. Hürriyet şeyde var, İngiltere'de var. Bulvar gazeteciliği ya da pazar tabloid gazeteciler. Pazar sonu tabloid gazeteciler falan. Ben oralarda değilim. Sansasyon gazeteciliği. Rahmi Turan'ın son haberinde hatalı olduğunu kabul edenlerdenim. Ama bunu bence yeterince anlatamadın. Efendim yani. Anlamak istemeyenler varsa ben ne yapayım? Bakıyorum. Ben de mi anlamadım? Aşağıya, evet, aşağıya yorumlara bakıyorum. Benim, bizim dijital ailemizin bana yorum yapan her 100 kişinin 70'i beni anlamış. İlk defa 30 kişi anlamamış. Normalde bendeki analiz raporlar var ya, oraya baktığım zaman %95'tir beni anlayan ve bana hak veren, %5 de troll diye bakarım ben. %30 troll olamaz. Demek ki bu sefer, tabii ki bu sefer 100 kişiden 70'i beni haklı bulurken ya da bu dedenin tarzı bu diye düşünürken, haklı bulmasa bile öyleleri var. Dede diyorlar ya, olabilir ama senin tarzın bu ve biz buna saygı duyuyoruz diyorlar. %30'un %25'i beni normalde yani tutan, destekleyen ama bu konuda bana destek vermeyenler. Onlar da gördüğüm kadarıyla baya bir CHP'liler. Fanatik CHP'liler. O fanatik CHP'lilerin de çoğu benim de Muharrem İnce'yi Muharrem İnce'ye karşı operasyon çekenlerle beraber olduğumu zannedenler. Oysa ben şöyle bir şey söylemem de. Hayır, zaten ben şöyle düşünüyorum. Ben seni hiçbir zaman bir CHP'li, ben senin Tansu Hanım'ın danışmanlığını yaptığın dönemde DYP'li gibi bile görmedim ki.
Dolayısıyla şimdi CHP'li gibi görünüyor. Olmadım ki ben hayatımda bir gün DYP'li partili olmadım. Hiçbir zaman partili olmadım. Biz partili asla olmadık. Biliyorsun Doğru Yol Partisi DYP Genel Başkan Danışmanı iken parti ümitli. Benim yol mu istediler ya? Hı. Ben dedim olamam ya. Evet, sen profesyonelsin. Yani ben fikir adamısın dediğim her zaman o. Ama buradan şuraya bağlamak zorundayım. Geçtiğimiz haftada sen Ekrem İmamoğlu'na birkaç tane farklı vesile ile bence sert çıktın. Bence sert çıktın ki mesela bunlardan bir tanesi şu eşinin giydiği kıyafetle ilgili. Bence Ekrem İmamoğlu iltifatta bulunuyor. Ne kadar güzel, bu kadar güzel çıkacağını bilseydim ben izin vermezdim. Bak, ben burada tatlı bir iltifat görüyorum. Aşkım, sen bu olayda kızdın. Ekrem İmamoğlu öyle ya da böyle Karadenizli, öyle ya da böyle Türk. Bir beyefendi hanımefendisine öyle iltifat etmez. O şekilde ben iltifat yapsaydım annen benimle. Bak hala kızız. Herhalde uzun süre, tabii uzun süre annen bana kırgın durabilirdi. Aşkıncım, ben karımın ne giyeceğine, nerede giyeceğine, ya nasıl karışır? Canım baba, adam eşine iltifat ediyor. Ya nasıl iltifat ya, bana izin ver, bana sorsaydı izin vermezdim canım baba. O zaman öyle demeyecek. Ya... Canım babam. Evet, canım adam oğlum. Diyor ki benim anladığım şu. İnceden bir kıskandım. Yani böyle başka el alemin gözünden kıskandım. Onu desin. Diyor. Ayıp bu kadar, değil ki. Bu kadar güzel çıkacağını hissedin şey. İzin vermez. Ben annene bir şey olsa derim ki hayatım ya ben seni diğer erkeklerden kıskandım. Hatta seni kadınlardan bile kıskandım derim ya. Neyi demeyeyim? Ne kadar da güzel bir şey bu. Bir kadını onur eder. Ama bir kadın için bir şeyim izin vermezdim. Ya denilebilir mi ya? Neden? Bunu bir AKP'li söyler. Bunu bir MHP'li söyler. Hatta bunu bir İyi Partili söyleyebilir. Ha şimdi anladım. Ama ben CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kendisine sorulan soruya eşinizin fotoğrafları için ne diyorsunuz verdiği fotoğraflar için dediğinde güzel olmuş ama benim haberim olsaydı ben izin vermezdim demesini kabul edemem. Hadi diğer muhafazakar partilerin, pardon bir de onlarla kıyasladığım zaman ben kabul ediyorum da. Ben CHP'lilerle hangi konularda mücadele ettim yıllarca? Başörtülü kadınlara kafayı taktıkları için. Diyordum ki size ne ya? Ya size ne kadınların başörtüsünden ya? Ya siz kadınların kafalarının içine bakın. Size ne kadınların mantosundan, pardesüsünden, türbanından diye CHP'liler bana düşman belliyorlardı. Hatırla pardon bir dakika çocuğum. 28 Şubat sürecini hatırla. Ya ben Refah Partili olabilir miyim? Ne alakası var canım? Ama bana kızıyorlardı. Aa sen Refah Partilisin. Ya ben nasıl Refah Partili olabilirdim ya? Güzelim benim ama şunu da mecburen beni oraya getirdi. Ya istediğini sor diyorum. Sormak zorundayım. Senin şu olayla ilgili bence gösterdiğin biraz agresif reaksiyon bir bakıma... Muharrem... Bir dur bir dakika. Hangisi ama? Bu konuda, bu Ekrem İmamoğlu konusundaki bu söylemin diyeceğim yani. Çünkü bir söylemim var. Bu olay özelinde bir söylemim var. Bence bu söylem gereğinden fazla bir reaksiyon içeriyor. Hiç gerek yok diye düşünüyorum. Halen de bunu savunman bana şey gibi geliyor. Sen de birazcık bu işi biraz nasıl Ekrem İmamoğlu bizim her zaman kaybolmasından mutsuz olduğumuz politically correct diye bir laf vardır İngilizlerin kullandığı. Aşkım ben eleştirmenim. Ama sen de biraz yumuşak eleştirsen olmaz mı? İnsanlar buna kızıyorlar. Ya aşkıncım. Yani My way. Canım benim. Ekrem İmamoğlu. Hakaret ettin mi? Hayır. Ama küfür ettin mi? Ekrem. İftira attın mı? Ne alakası var? Onu eleştirmiyorum. Zaten olmayan bir şey eleştirmiyorum. Olan bir şey eleştiriyorum. O da şu. Sen Ekrem İmamoğlu'nun uzlaşmacı, böyle tatlı dilli tavrını beğenirken neden çok da zaten acı olmayan bir mevzuyla ilgili bu kadar acı bir dil kullanıyorsun? Bu benim bütün sorum. Aşkın. Tamam. Anneni tanıyorsun değil mi yavrum? Aynı mevzu. Evde aslan bekleme mevzu. Okey tamam. Bir de şu var aşkım. Ya biz eğer Türkiye'de laik sistemi oturtacak isek, laik sistem sadece ve sadece kadınların başörtülerine kafayı takmak olmadığı gibi kadınların kıyafetlerindeki gerektiği zaman nasıl derler transparanlığa da kafayı takmamak demektir. Tamam. Kaldı ki Ekrem Bey'in hanımefendisi transparan da giyinmemiş. Harikulade ben inan bütün samimiyetimle söylüyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Ondan önceki belediye başkanlarının hanımefendilerini şey için söylemiyorum. Eleştirmek için söylemiyorum asla. Onlara derin saygım var. Ama ben Ekrem İmamoğlu'nun eşi gibi giyinen bir hanımefendiyi İstanbul Belediye Başkanı eşi olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
birinci first ladies olarak da özledim. Ya bu benim hakkım ya. Ben bunu söylüyorum tamam, ya. O zaman senin adını ama şöyle... kimseyi kırmam. Tamam. Emine Hanım'ın kıyafetinde derdim yok, sorunum yok. Hiçbir şeyle sorun. Ama çantalarına sorunum var mesela. Çantaları hepimiz başta Sayıştay olmak üzere hepimizin sorunu olmalı. Eğer Ekrem İmamoğlu'nun hanımı, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsa, ben hanımefendinin, Dilek hanımefendinin kolunda 60 bin liralık çanta görsem üzülürüm. Üzülürüm. Süper. Çok kaldı güzel bak. Harika bağladın. Ama kaldı ki Emine Hanım, Dilek Hanım varlıklı bir ailenin gelini, varlıklı bir ailenin kızı. Emine Hanım çok fakir. Ve 25 senedir maaştan başka hiçbir geliri yok. O da geçmiş bir ezikliğini ya gideriyor. Aşkım, öyle düşün. Savunmuyorum, şaka yapıyorum. Political, ya bak, real politik yapacaklarsa, yahut da şöyle söyleyeyim, popülizm yapacaklarsa biraz daha burada bile dikkatli olacaklar. Tamam, uzatmayayım. Dur. O zaman ben senin adına bu olaydaki reaksiyonunu şu başlıkta özetleyeyim. Öyle anlıyorum çünkü bütün söylediklerinden. Bunun şakası dahi yapılmayacak bir konu olduğunu düşünüyorsun. Tabii. Eşiyle. Elbette şakası tamam, olmaz bu iş. Tamam, okey. Neden? Çünkü bunu zaten şakayı anlayan bir toplum değiliz. Tamam, anlıyorum. Anlıyorum seni. Ne oldu biliyor musunuz? Sen takip etmiyorsun, ben takip ediyorum. Hı. Ekrem İmamoğlu'nun hanımının o kıyafetini kocasını bile takdir etmediği konuşuldu, yazıldı iktidar medyasında. İktidar medyası hiç İslamcı medyada. Lafı ciddiye alınabilir mi? Şey o hanımefendiye üzüldüm ben. Ne? Ekrem Bey onu yaptı. Malzeme vermiş oldu diyorsun. Malzeme verdi ya. Tamam, okey. Ama durduğun yeri daha sağlıklı anladım bu soruyu sorarak. Okey. Tamamdır. Şimdi yine bu saraya giden kişi mevzusuna geri dönelim. Benim böyle bir baktığım zaman bu olaya, biz aslında kesin kes, eğer gerçekten bir soruya gittiyse, kamera kayıtlarıyla falan, oradaki devletin diğer bütün görevlilerinin tanıklıklarıyla aslında binlerce kişinin şu veya bu şekilde bildiği, eğer gerçekten böyle bir ziyaret olduysa bildiği ve binlerce kişi tarafından gizlenen bir şey, bir olaydan bahsetmiyor muyuz aslında teknik olarak? Evet. Yani devlet, sence, çok kısa bir soru, sence devletin ya da bu insanların biri gerçekten oraya gitmişse, bu hakikaten bu kadar kuvvetle korunabilir mi? Yoksa aslında gerçekten kimse gitmedi mi oraya? Şimdi, yani sadece olmayan bir şeyi mi tartışmamız isteniyor bizim? Yani burada sadece birisi zaten olmayan, zaten dolayısıyla kayıtları da ortaya çıkmayacak bir şeyi olmuş gibi, bir tarafı olmuş gibi anlattı. Ve kendisi zaten böyle bir şey olmadığını bildiği için onun rahatlığıyla 3 gün bekledikten sonra, bu konu tartışma mayalandıktan sonra devreye girip hayır böyle bir şey olmamıştır dedi. Anladın mı? Bir şey bildiğimden değil. Analiz yapmak istiyorum. Analizimi olaylara bakışımdan, olayları sağa, sola, ortaya, kenara, yukarıya, tepeye, en aşağıya koyarak, şimdi bir tablo koydum önüme, duvara tablo koydum. Şuraya bir şey yazdım, buraya bir şey yazdım, buraya bir şey. Bunlar dedektifler evet, böyle yapar. Çok güzel, büyük bir tablo. Tabii büyük bir tablodurlar. Her yerde böyle iğneyle, toplu iğneyle o şeyleri yapar. Olaylar ve kişiler arasındaki bağlantıları kurmak için. Sen kimsenin gidip gitmediğini bilmiyorum. Hı hı. Ancak Cumhurbaşkanı kendisine avantaj sağlayacak bir konuda eminse eğer, bir dakika beklemez. Evet. Gece yarısı televizyoncuları uyandırır. Hı hı. Bu Kemal, Bay Kemal yalancı, bu Bay Kemal kudurmuş falan derdi. 4 gün sonra söyledi. Evet, mayalanmaktan kastım oydu. 4 gün sonra söyledi. Ve benden başka bunu ne sosyal medyada sorgulayan var, evet, ne gazetelerde sorgulayan var. Biz sadece olay olmuş gibi tartışıp duruyoruz. Herkes olayı olmuş veya olmamış gibi. Hı hı. Bir taraf oldu diye tartışıyor. Hı hı. Bir taraf diyor ki, CHP tarafı diyor ki, evet bir CHP'li gitti ama ısrarla Muharrem İnce gitti demiyorlar. Hayır. Birisi gitti diyorlar. Muharrem İnce de ben gitmedim ve Cumhurbaşkanı da bana kimse gelmedi diyor. Muharrem İnce daha ilk günü bu ya benim adım falan dolanıyor dedi. Yanlış yaptı. Bir. Çok yüksek reaksiyon gösterdi. Aynen, evet. Bir yanlış biraz yaptı. Benim sende eleştirdiğim reaksiyonlar gibi davrandı. Tamam, o doğrudur. Olabilir. Öyle reaksiyonlarım varsa ben de yanlış yapıyorumdur. Ama ben politikacı değilim. Hı hı. Benim hatalarım seni bağlar. Anneciğini bağlar. Kardeşini bağlar. Hı hı. Doğru. Gelinimizi. Bizi bağlar. Hı hı. Benim yanlışlarım. Ama bir politikacının, hele bir lider hüviyetindeki politikacının yanlışları milyonları bağlar. Milyonlara zarar verir. Rahmi Turan'ın yanlışı Rahmi Turan'a zarar verir. O yaşından sonra belki gazeteciliği bile bırakabilir. Ki bırakması yanlış bence. Ama Rahmi Turan'ın bir haberini bu kadar büyüten CHP kendine çok zarar verdi. Onu soracaktım.
Şimdi bir şeyler söyleyeyim. Yine topluyorum. Bir başka toplu iğnenin altındaki notuma bakıyorum mesela diyelim. Bak görmüyorum burada bir şey yok ama. Muharrem İnce ısrarla CHP içinde bir çete var dedi bugün. Bir. Evet. Bir şey daha söyledi. Yatta ortak tatil yapanlar. Bodrum'da yatta ortak tatil yapanlar. Bodrum'da yatta ortak tatil yapanlar CHP eski yönetimine yakın, eskiden CHP Merkez Karar Yürütme Kurulu var, partileri var ya. Ya da yürütme kurulunda bulunan, yönetim kurulunda bulunan genç bir profesyonel danışmanın bakanlardan birinin şirketlerinde yönetim kurulu üyesi. Çok önemli burası. O arkadaş Talat Atilla'nın esas haber kaynağı. Talat Atilla da iktidar yandaşı olduğu için artı Rahmi Bey'in en büyük yanlışlarından biri. Ya Talat Atilla'ya nasıl güvenirsin sen ya? Talat Atilla sarayın adamı. Bir numara adamlarından biri. Artı Berat Albayrak'ın kadrolarıyla içli dışlı sürekli. Rahmi Bey'in hatası. Talat Atilla hemen çevirdi. CHP'li dedi kaynağım. Bak ben CHP'den aldım dedi. Oysa Rahmi Turan'a konuşurken bu da başka bir toplu inen. O gün şeyde de var, bu korkusundaki gazetedeki yazımda da var. Diyorum ki ya Rahmi Bey'e aynı adam diyor ki sizin saray bizim külliye dediğimiz. Beştepe'ye külliye kim diyor? AKP yani tabi Erdoğan'ın ekibi diyor. Demek ki haber kaynağı AKP'li biri. Ya Rahmi Turan'ın yazısında yazıyor. Sizin saray dediğiniz. Çok güzel. Evet, hiç böyle düşünmemiş. Yine bakıyorum da övmek için de kendime. Yok yok. Daha Sherlock Holmes. Ayrıca Sherlock Holmes okuyarak ya da Agatha Christie okuyarak. Sherlock Holmes okuyacak. Yetişen birisinin Agatha Christie bir şey okuyacaksın. Bunu görmüyorsun. Diyor ki ya Rahmi Turan da görmüyor. Rahmi Turan demiyor ki ya arkadaşlar bakın ben bugün o günkü yazımda diyorum ki bana sizin saray dediğiniz, Aksaray dediğiniz, bizim külliye dediğimiz yer. Ya bizim külliye dediğimiz yer bir kaynak. CHP'li olabilir mümkün mi? Mümkün değil. Çok güzel. Ama yiyor bizimkiler. Ya ben de zaten... Beni üzen de bu aşkım. Ben bütün bunlar bir bitmedi. Dur madem. Neden gazetecinin yanında duruyorum? Bak. Gazeteciliğin değil. Erdoğan'dan... Gene yanlış anlaşma. Gazeteciliğin. Gazeteciliğin dedim zaten. Gazeteciliğin. Gazeteciliğin gibi anlaşılıyor. Herhalde Recep Tayyip Erdoğan'ı en cesaretle eleştirenlerden biriyim değil mi? Açık açık söylüyorum. Gurur duyuyorum. Recep Tayyip Erdoğan'dan devlet adamı olmaz. Gurur duyuyorum bu konudaki bütün yorumlarından gurur duyuyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın çok az beğendiğim noktasından biri. Kimsenin lafıyla kimseyi yemiyor. Neden yemiyor biliyor musun? Bir tane sarı öküz vardı mı, verdi mi arkasından bütün öküzler gider. Ben akşam gazetesinden kovulduğumda Nazlıca ve kalabalık gruptuk. İşte Mehmet Emin Karamehmet'in kadroları falan vardı. Dedim ki benim kovulmam önemli. Beni kovdular akşam gazetesi hatırlıyorsun. Benim kovulmam önemli değil. Ben giderim. Hatta sorun da yapmadım iş. Sağlık problemi diye yazdım kendim. Ancak dedim şunu unutmayın. Sarı öküzü veriyorsunuz. O sarı öküzü fıkrasını anlattım orada. Sarı öküzü veriyorsunuz. Ha diyecekler. Bunlar istediğimiz verdiler. Hem de en kıymetli sarı öküzünü verdiler. Bundan sonra hepiniz yiyecekler. Aşkım hatırla oğlum. Beni yediler önce. Ne Nazlı'sı kaldı, ne Can Aksın'ı kaldı, ne Mehmet Ali'si kaldı. Mehmet Ali ki patrondu. Hepsini yediler. Tayyip Erdoğan bu konuyu öğrenmiş. Bak şimdi. Bu Rauf bugün Rahmi Turan'ı veren bir medya, bir haber yüzünden Rahmi Turan'ı verirsek bunu da isteyen medya istiyor ha. Fatih Portakal istiyor ya. Fatih Portakal istiyor. Rahmi abi falan diyor ya böyle. Ya Fatih Portakal'ı anlatamıyorum oğlum. Fatih Portakal seni geçen hafta satıldık sayın seyirciler diyen biliyorum, adam değil mi ya? O. Fatih ya diyorum ki oğlum yarın bir yanlış haber yapılırsa o yapmaz. Doğan Şentürk genel yayın yönetmeni. O sadece okuyor. O haberci değil o. Doğan Şentürk de yanlış bir haber yapar sen de okursun. Hemen başlarlar. Hadi bakalım hadi. İnsanlar kasıtlı yapmışsa bir şeyi zaten suçtur. Kasıt varsa suçtur zaten yani. Gidersin mahkemede yargılanırsın. Rahmi Turan mahkum olur. Ceza davasında mahkum olur. Hukuk davasında mahkum olur. Yani hem hapis cezası alır hem para cezası alır. Tazminat öder.
Ama kasıt yok. Rahmi Turan'ın yazdığı haberde kasıt yok. Kasıt aramayalım. Aldatılmış olmak. Ya bu ülkenin, evet, evet, bu ülkenin cumhurbaşkanı başbakanken 54 kere aldatıldı ya. Evet. Bu ülkenin belgeli. Bu ülkenin cumhurbaşkanı en azından itiraf ettikleri o kadar belgeli. İtiraf ettikleri o kadar. İtiraf etmediklerini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Çok güzel. Bu ülkenin cumhurbaşkanı Kabataş'ta başörtülü bacımın üzerine başlarında bandan olan 70 kişi, kolları dövmeli 70 kişi işediler dedi ya. Haber doğru çıkmadı. Başbakan da o zaman sonra cumhurbaşkanı oldu. Yani Rahmi Turan mı sadece bu haberi yanlış yapan? Senin dün bahsettin. Ben Rahmi. Bravo. İsa'nın şeyi. Şimdi aklıma geldi. Sarı Öküz örneğinden girdiğin için aklıma geldi. Sadece bir soruluk, bir cevap, bir kısa bir cevaplık bir soru geldi aklıma bunun üzerinden. Bütün öküzlerin deli dada hastalığına tutulduğu bir sürüyü korur muydun? Ya şimdi... Baba, sarı öküz bence duruma göre çok değişir. Taviz vermek, vermemek, şimdi, neyi koruduğun, koruduğun şey gerçekten korumak istediğin bütün yapının hayrına mı yoksa o yapıyı çürütüyor mu? Bunlar birçok kişi için, birçok kurum ve sektör için tartışılır. Buna uzun bir cevap vermek zorunda değilsin ama bunu düşün derim. Bu felsefesini yaparım. Evet, bu felsefi bir şey. Yani zaten herkesin deli dana olduğu bir yerde acaba deli danalık mı normaldir? Deli dana olmamak mı normal? Baba deli danayı satamazsın. Özür dilerim, satamazsın. Ya estağfurullah. Satarsın, satamazsın. Muhteber bir çiftçi olmaktan ben çıkarsın. Tüccar, sen de delirirsin ben sonra. Ben tüccar çocuğuyum. Temelim de tüccarlık. Kör alıcının kör satıcının şaşalıcısı var. Deli danayı kesip mi satacaksın? Ben satmam ya. Satanlar var ya. Sorunlamaz. Ya memlekete sucuk yapıp satanlar vardı. Vardı. Hem de nerelere geldiler sonra. Yani. Nerelere geldiler de sonra başka zaman. At etinden, eşek etinden sucuk yaptığı için nezarette yatan devlet adamları var. Nerelere geldiler değil mi? Onlar? Nerelere gittiler geldiler. Yani son bir şey sorayım o zaman. Halkın umurunda bunlar tamam. Ya. Bütün bu söylediklerin üzerinden ve içinde bulunduğumuz tam bugünkü durum itibariyle son senin şu bahsettiğin işte noktaları birleştiriyorum dediğin noktalara bir şey daha ekleyeyim. CHP'nin milyon kişinin katıldığı mitinglerini haber dahi yapmayan kanallar bugün Muharrem İnce'nin hem de pazar günkü bir basın toplantısını canlı yayınladılar. Evet. Bunu da o senin koyduğun noktalardan bir tanesi olarak ekleyeyim buraya. Yani o ben şunu görüyorum buna baktığım zaman özetle. Aynı senin düşündüğün gibi birisi gitmiş olsun ya da olmasın. O giden kişi her kim olursa olsun ya da kimse olmasın hiç önemi yok. Benim şu anda gördüğüm şey birileri CHP'nin CHP'ye şu imajı yüklemeye çalışıyor. Bakın gördünüz mü bunlar daha kendi iç meselelerini dahi çözemiyorlar. Memleketin meselelerini nasıl çözecekler? Bütün yüklenmek istenen izlenim bu. Bir şey daha var mı? Bu izlenimin içerisinde de istiyorlar ki CHP'liler kendi aralarında gerçekten tarihlerinde olduğu gibi diyeceğim. CHP'den değil bu solun tarihinde olduğu gibi. İçler, kendi içlerine birbirlerine düşsünler. Kendi iç kavgalarına ve o kendi birbirlerine biraz da çok sert çıkıyor CHP'lilerde öyle bir yan var. O sert kavgaların içerisinde kendi aralarında uğraşırlarken öbür tarafta isteyen yükselsin. Sence... CHP şu ana kadarki durum itibariyle bu saldırıyı, bu bir saldırı çünkü, bu saldırıya doğru şekilde tepki verebildi mi? Doğru tedbirleri kendi içinde alıp doğru reaksiyonu gösterebildi mi? Hiçbir reaksiyon göstermedi. Bu saldırılar birbirlerine kime yaradı biliyor musun? Recep Tayyip Erdoğan çok üzülecek gerçi ama Ekrem İmamoğlu'na yaradı. İnşallah öyle diyor. Ben öyle de düşünmüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bitti benim gözümde. Bitti, bitmesi lazımdı. Bir genel başkan. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Bak, neyse, ya oğlum benim annem. Evet, iyi bir insan olmak yeterli. Senin tamam. Babaannen. Tamam. Ve ben de ya ben Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir insan olduğumu iddia ediyorum. Evet. O ayrı. Ya iyi olmak. Tayyip Erdoğan çok iyi bir insan. Samimi söylüyorum. Nereden biliyorum? Ya çevresi kötü bir insan olsa bu kadar sevmez onu. Ama kötü bir devlet adamı. Kemal Kılıçdaroğlu çok mükemmel bir devlet adamı. Mükemmel. Ama siyasetçi değil. Bir siyaset liderliği yapamaz. Kemal Kılıçdaroğlu'da liderlik vasfı hiç yok. Karizması yok. Zekası tipik bir muhasebeci zekası. Tipik. Hesaplar kesin. Burada bir kuruş eksik var. O bir kuruşu bulmak için 1000 gün durur bir muhasebeci. Kapılar kilitlenir biliyor musun? Bankacılıkta vardır. Kasa bir kuruş açık verse, o günkü kasa 1 milyarlık kasa olsa o bir kuruş açık bulmadan kasayı kapatamazlar. Ne der? İşte bak oğlum. Devlet yönetimini çok da yanlış bulmuyorum. Ben bunu anlamıyorum. Aynı şey demiyorum. Anlatmak istediğim o değil. Bak. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan lider olmaz. İsmail Küçükkaya soru soruyor. Değil mi? Demesi gerekir. Söylemesi gereken ne?
İsmail Bey, ortada bir iddia var. İddia üzerine ben beni konuşturmanızı ben hiç doğru bulmuyorum. Evet. Yani bana iddia üzerine bir soru soruyorsunuz. Lütfen. Siz çok iyi bir gazetecisiniz. Siz bu soruyu sormamış olun. Hı hı. Beni de varsayım üzerine konuşturmayın diyeceğine doğrudur dedi bitti. Hı hı. Ne oldu? Şahmat olsaydı düştü yani. Olsaydı düştü. Ya karşında senin belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en usta siyasetçisi var. Bak devlet adamı olarak berbat. Bu kelimeyi kullanıyorum. Berbat. Devlet adamlığı olarak Recep Tayyip Erdoğan'a ben devlette ya ne söyleyeyim sana hiçbir iş vermem. Bir numaralı uzmanlık alanı kuyuya taş atmak. Kuyuya taş atmak bravo. Öyle bir taş atıyor ki kuyuya. Yani ama 300 metre ileri gidip şöyle atıyor ve o taş giriyor evet, kuyuya. Evet giriyor kuyuya. Sanki kuyu da yer değiştiriyor o taşı almak için. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da o taşın peşinden koşuyor. Attırdığı yeri de görmüyor. Gece çeliği oynuyor bir de gözler kapalı. Ya Kemal Bey kardeşim sen bir iddiaya doğrudur nasıl dersin ya? Ya bir genel başkan, bir siyasi parti genel başkan. Ben sana Türkiye'yi nasıl emanet ederim o zaman ya? Birisine emanet ettik. Aha Türkiye ne yine var? Bunlardan iyi emanet edilir. Ben öyle düşünüyorum her şeye rağmen. Neden iyi emanet edilir? Umarım en azından tek adamlık yapmaz. Ha. Çünkü tek adamlık hiçbir şekilde kabul edilmez. İstişare eder. Yani. İstişare eder. Devlet sorumluluğu gösterir. Eğer Türkiye'nin belirli konularda bütçe açığı vermesi gerçekten tehlikeliyse onların önüne geçmeye çalışır. Siyaset için bütçe açığı vermez. Recep Tayyip Bey'in böyle bir derdi yok. Türkiye batmış, ekonomi bitmiş. Ya halen paramız yok. Merkez Bankası döviz rezervi sıfır. Hala bir yerlerden borç döviz getirip piyasaya döviz satıyorlar. Evet. Göreceksin bu bak. Ben doğru yolda dediğim hükümeti son 10 gündür tenkit ediyorum. Bu kafayla bunlar önümüzdeki en geç bir ay içinde büyük bir devalüasyon yaparlar. Bu kafayla yaparlarsa. Umarım ama 1 Ocak'tan itibaren düzelecek kafaları. Ben bunun birazcık onları kimin ne kadar desteklediğine, kimin ne kadar kullandığına, yani, kimin onlardan ne kadar çıkar olduğuna bağlıyorum. Oraya birazcık çıkamayız. Şu gördüğüm kadarıyla Aralık sonu itibariyle düşük kurla bitirmek istiyorlar. İnşallah her şey Türkiye için güzel olur. Hep İnşallah. Memleket için güzel olur. Keşke başarsalar. Son bir soru soracağım. Bunun siyasetle alakası yok. Bundan evvelki programda beni bazı izleyicilerimiz eleştirmişler. Benim seninle biraz saygısız konuştuğumu halkın önünde, milletin önünde seni eleştirmeme kızmışlar. Hayır eleştirmem. Ve bana bayağı da kızmışlar. Yani ben çok dedim, o kadar. Ya dedim acaba bunlar bizim aileden mi? Biz seni böyle mi yetiştirdik demediniz kalmış. Bütün yorumları okurum ama. Sadece onu dinleyin bakın ne diyecek. Ya benim seni bu şekilde eleştirmem seni üzüyor mu? Ben yanlış bir şey yapıyorum. Aşkım ya olur be. Aslında çünkü sen öyle öğrenmedin de onun için yani. 40 yaşındasın yavrum. Seninle herhalde 8-9 yaşından beri tartışıyoruz değil mi çocuğum? Evet, herhalde. Benim öyle hatırlıyorum. Evet. Sen küçükken hep tartışıyoruz. Hep tartışıyoruz yani her konuda da. Ama keyifli hatta tartışıyoruz. Hiç unutmuyorum bir seferinde fıkra gibidir o. Ama herhalde birileri senden duymuş. İlkokulda birinci sınıfa gidiyordun. Hı. Ne okuluydu onun ismi? Barbaros Hayrettin. Barbaros Hayrettin okuluna gidiyordun. Bir gün geldin çantayı fırlattın attın. Ben o günü çok iyi hatırlıyorum. Annenle oğlum ne oldu falan dedim ben. Ya baba dedim bu öğretmen hep ödev veriyor. Biz çalışıyoruz dedi maaşı onlar alıyor dedim. O gün ya, o insana ilk defa itiraz ya, ettim. Öğretmenler gününde anlatılacak şey mi bu? Birincisi 6-7 yaşındaki aklım için çok özür dilerim. Ama hazır da bugün geçmişken öğretmenlerle ilgili hem öğretmenlerin bütün öğretmenlerin ellerinden öperim. Benden küçükler de dahil hepsinin ellerinden öperim. Ah çok güzel. Ve bir şey söylemek istiyorum öğretmenlerle ilgili. Gitmeden evvel onu bugün Instagram'da da paylaştım. Cezmi Kalorifer diye bir tane site var. Bugün öğretmenler günüyle ilgili bir çok paylaşım yapmış. Onlardan bir tanesinde de Şemlin'le de bir öğretmen, kadın öğretmen çok güzel bir şekilde sınıfın ortasında öğrencilere zeybek oynamayı öğretiyor. Şemlin'le de kadın öğretmen oradaki öğrencilere zeybek oynamayı öğretiyor. Çok zarif, güzel, çok zarif güzel bir şekilde. O sırada bunu kaydeden kız öğrenciler var. Onlar da öğretmenleri de kendi aralarında konuşurken nasıl güzel iltifat ediyorlar. Nasıl güzel iltifat ediyorlar. Hayran kalmışlar belli ki. Onu izlerken, o videoyu izlerken, o şeyi mutlaka izleyin. Cezmi Kalorifer'in bir yerinden bulursun sitesinden. O videoyu izlerken bir tek şey düşündüm. Öğretmenler, bir devletin insan kazanmak için en birinci, en güçlü, en kıymetli ve en etkili aracı. Elbette. İnsan kazanmak için. Elbette ya. Bir devlet sadece insanların kalbini kazanmaz. Daha doğrusu öğretmen sadece çocukların kalbini kazanarak devleti sokmaz bir gittiği yere.
en ücra köyden en şehir merkezindeki güzel yere kadar. Yani liberal yetişip de devleti eleştirmeye meyilli olanın dahi kalbine devlet girmeli. Sadece terörle özdeşleştirilmiş yerler değil. En ücra köşeden en üst düzey yere kadar her yere devletin sevgiyle erişmesi için bir numaralı aracı öğretmen. Bu bir. İkincisi de nasıl insan kazanmak? Yine en ücra köşede, en zor erişilen köşede dahi o ülkeye faydalı olmak isteyecek insanlar yetiştirmek ile. Yani normal şartlarda belki işsiz, güçsüz, ipsiz, sapsız kalacak, cahil ordusuna katılacak insanı ülkeye bir değer olarak, artı değer olarak, bölgeye etkili bir değer olarak, artı değer olarak kazandıracak kişi öğretmenler. Hani eğitim hep önemli diyoruz, ondan sonra eğitim önemli deyip çıkıyoruz işin içinden. Ya arkadaş, öğretmen kutsal. Bu aynı hakimler gibi, yani yargıçlar gibi, ülkenin adil, çok kuvvetli bir adalet sistemi olması gerektiği gibi. Bana öyle geliyor ki geleceğin Türkiye'si, yani her şeyi bırakıp, bütün işi gücü, business tırnak içerisinde her şeyi bırakıp olabilecek en güçlü yargıçlar, daha doğrusu adalet mekanizması çalışanları ve eğitim mekanizması çalışanları kadrolarına sahip ülke olmalı. Bu ülkenin en mutlu, devlete bağlı en mutlu insanları, adalet çalışanları ve eğitim çalışanları, eğitim emekçileri ve adalet emekçileri olmalı. İnşallah öyle bir gelecek görürüz. Şimdi ben... Yani devletin herkeste sevgi uyandırması için diyorum bunu. Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal'e geliyorlar. Diyorlar ki, paşam, milletvekillerinin maaşını ne kadar yapalım diyorlar. Bir milletvekili maaşını. Duruyor, bakıyor, bir öğretmen maaşını geçmesin diyor. Ya ne kadar güzel. Bak şimdi, bana sakın itiraz et bana ama eleştireceksin, ama eleştirsin. İçinde de çok eleştirecek olanlar var beni. Ben Türkiye'yi yönetsem, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesini alırım, külliyen hepsini Milli Eğitim Bakanlığı'na veririm. Diyanet İşleri ile ilgili yaptığın tüm eleştirilerin aynen altına imza atarım. Evet, tamam. Benim seni eleştirdiğim başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na verdiğim bütçe ne kadarsa, bütün hepsini aynen, bir kuruşuna kadar aynen alırım, hepsini Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin üzerine koyarım oğlum. Tamam mı? Ondan sonra da okullara ek derslikler yapılması konusunda yeni bir imar kanunu çıkarırım. Ek derslikleri de devletin yapması şart değil. O kadar çok iş insanı var ki. Onlara derim ki, bir sınıf yap, tabel sınıfın kapısına senin adını yazacağım. Evet. Bilmem ne bilmem ne beyefendi okulu sınıfı. Hiçbir bilmem şey değil onlar için o mahalli. Evet. Sıralarını hepsini yaptıracak. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kalan bütçeyi öğretmenlerin maaşlarına ilave ederim. Evet. Evet. Bahsettiğim yeni öğretmenler alırım. Ya böyle devlet olur mu ya? Dur. Olacak. Kusura bakmasın. Olacak. Hayır. Olacak. Olacak. Canlarım, çok güzel bir devlet. Bakın olacak. Tekrar tekrar söylüyorum. 17 senedir bize bu dünyamız için hiçbir şey vermeyen bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Bu iktidar insanlarımızın öbür dünyasını hazırlıyor. Ya bana ne öbür dünyadan ya? Ben geldiğim 70 yaşına. Geldiğim gidiyorum. 43 yaşından beri sen iktidardasın kardeşim. Günah bana da ya. 43 değil mi? 53 mi? 50, neyse. 53. 50 yaşından beri. Ya 50 yaşından beri sen iktidardasın. Yeter 50. Kardeşim ya. Benim bu dünyamı ver. Benim. Öğretmenlere bu dünya. Bir şey bitireyim. Emekliler. 60 yaşından sonra her 5 yılda bir emeklilerin maaşını arttır. 65 yaşının maaşı 60 yaşının emekli maaşından %10 fazla olsun. 70 maaşı yılında yaşındaki adamın maaşı 65 yaşındakinin maaşından %10 fazla olsun. Ya bunu yükselt. İnsanlar zaten öbür tarafa gidiyor yavaş yavaş. Yükselt onların maaşı. Günah ya, bakıyorum parklarda. Maaş 1400 lira maaş. Ya günah bu insanlara be. Ya günah ya. Günah be. 1400 lira siz bir öğlen yemeği yiyorsunuz 3 kişi be. Oysa siz de bundan 17 sene önce simitle karnınızı doyurdunuz. Biliyoruz bunları biz. Canlarım, kusura bakmayın. Yeni bir motto buldum. Yeni bir motto buldum. Şu anda aklıma geldi. Hani diyorum ya sana, formüle et iyimserliğini. Şöyle iyimserliğimizi formüle edeceğiz. Değil mi ki bizler farkındayız, sizler farkındasınız. Gerçekten her şey çok güzel olacak. Tabii ya. Ne kadar kötü olduğunun farkında olduğumuz için her şey çok güzel olacak. Tabii. Olur. Zaten en önemli şey, bir en güzel, en akıllı insan hasta olduğunu kabul eden aynen insandır. Bilmediğini bilmiyor. En kötü, en saf, salak insan hasta olduğu belli olduğu halde ben aslan gibiyim diyendir. Pıt diye gidiverir. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda. Ben hastayım, hastayım diyor. Hani Temel'in mezar taşında yazıyormuş. Hastayım dedim, hastayım dedim, inanmadınız. Ne oldu? Tamam, onlar hasta. Biz değiliz. Ha, biz değiliz.
Çok teşekkür ederim. Canlarım benim, güzellerim benim. Sabah saat 8'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.